Che Guevara'nın intikamını üç kurşunla alan devrimci kadın Monica Artín. Monica Artín 7 Ağustos 1937'de Almanya'nın Münih kentinde dünyaya geldi. Sinemacı olan babası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Bolivya'ya yerleşmiş ve burada bir yandan film çalışmaları devam ederken bir yandan da çiftçilik yapmış. Monica'nın hikayesi ise 1952 yılında 15 yaşındayken Bolivya'ya gelmesiyle başlıyor. Monica Bolivya'ya geldikten sonra babasından öğrendikleriyle o da sinema sektörüne atıldı. ...ve birkaç film çekti. 1958 yılında genç bir kadınken... ...yine Almanya'dan Bolivya'ya göçen... ...bir maden mühendisiyle evlendi. Kocasının işi dolayısıyla bir süre Şil'de kaldıktan sonra... ...Bolivya'ya geri döndüler. Kaliforniya'ya yerleşmek isteyen Monica'nın... ...bu hayalleri maalesef gerçekleşmedi... ...ve Bolivya'da kaldı. Bu sırada kocasıyla da boşandı. Kardeşi Beatrix'in anlattığına göre... oğlu çalışkan bir kadın olan Monica... ...yarı zaman olarak öğretmenlik yapıyor ve hafta kalan zamanlarındaysa çeşitli seyahatler düzenleyerek çocuklar için yardım topluyordu. İşte bu seyahatler sırasında tanıştığı insanlar Monika'nın ideolojik olarak sola yakınlaşmasını sağladı. Monika birçoğu yerli olan yoksul ailelerle yardım çalışırken gördükleri sayesinde daha da radikalleşti ve Guaverist milislerin oluşturduğu ELN yani Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sempati duymaya başladı. Che Guevara'nın öldürülmesiyle ELN'ye katılan Monika burada yerli dillerinde genç kız ya da kız arkadaş anlamına gelen Emil adını aldı. Ailesinden iyice uzaklaşan Monika, babası tarafından kovuldu. Bu sırada ailesiyle senede bir defa mektup yolu iletişime geçmeye başlayan Monika, zaman zaman da deşifre olmamak için onlara şifreli mektuplar gönderdi. Mektuplarda ailesine iyi olduğunu ve onu merak etmemeleri gerektiğini söylüyordu. Yaralı olarak ele geçirmesine rağmen infaz edilen ve daha sonra da elleri kesilen Che Guevara'nın intikamını almak için tüm solcu gruplar can atıyordu. Ve en büyük hedef de bu infazdan ve ellerinin kesilmesinden sorumlu olan Bolivya ordusu komutanlarından Roberto Quintanilla Pereira'ydı. Gerile kamplarında eğitim gören Monika'nın daha tek hayali Pereira'yı cezalandırmaktı. Roberto Quintanilla Pereira can güvenliği endişesiyle Bolivya hükümetinden Almanya'nın Hamburg kentine konsolos olarak atanmasını talep etti. Bu talebi karşılık bulan Pereira hemen yeni görevine yeni görev bölgesine atandı. Pereira cezalandırma kararlarından Monika sahte bir Arjantin pasaportuyla İsviçre'ye, Oradan da Hamburg'a geçti. Tarihler 1 Nisan 1971'i gösterdiğinde tüm zarifliği ve güzelliğiyle Bolivya'nın Hamburg konsolosluğuna gitti. Kendini öncesinde bu konsolos Pereira ile görüşmek isteyen bir Avustralyalı olarak tanıtmıştı. Pereira'nın odasına girdikten sonra çantasından tabancasını çıkartıp yakın mesafeden üç el ateş ederek Pereira'yı orada öldürdü. Monica 2 yıl Fransa'da kaldıktan sonra 1973 yılında Bolivya'da görüldü. Eski bir nazi savaş suçlusu olan ve Lyon kasabı olarak bilinen ve hatta babasının arkadaşı olan Monika'nın amca diyerek büyüdüğü, İkinci Dünya Savaşı sonrası Bolivya iltica ettikten sonra soğuk savaş döneminde ABD'nin Latin Amerika'daki sol devrimci hareketi engellemek adına görevlendirdiği ve Bolivya hükümetine adına çalışan ajanlardan biri olan Klaus Barbie tarafından tuzağa düşürülerek 12 Mayıs 1973 günü öldürüldü ve bedeni Bolivya'da hiç kimsenin bilmediği bir yere gömüldü.